ilimizin polis memuruyuz. Daha doğrusu polis memuru değil, Adana ilinin itfaiye, ambulans, polis departmanından sorumlu kişiyiz. Bütün ilin kontrolünü biz sağlıyoruz. Polislerimize yeni ekipmanlar alıyor, yeni araçlar alıyor. Yeni cihazlarla onları daha iyi, daha verimli hale getiriyoruz. Bakın bir Atak helikopterimiz var Adana'da, polis helikopteri. Ki olay yerlerine hızlıca gidebiliyor. Bazen bazı bölgelerde çok riskli şeyler oluyor. Örneğin bizim geçen yayında hapishaneden kaçma girişiminde bulunuldu ve hapishaneden kaçan elemanları apar topar helikopterle yakaladık. İki tane motorlu birimim var ki motorlu birimler ve helikopter direkt çatışmaya yönelik. Hani böyle bir yerde olay oldu, kavga çıktı. Normal polisleri yolladık. Normal görevlileri yolladık. Görevlilere ateş açıldığı anda motorlular ve helikopterler desteğe gidiyor. Bizimkiler birazcık daha çatışmaya yönelik. Sonrasında 4 tane polis arabam var. Normal polis arabam var. 3 tane polis minibüsüm var. Polis minibüsleri daha çok hani arama kurtarmaya yönelik. Ya da bazı komplike olaylarda kullanılıyor. Atıyorum adam giriyor, dükkanı soruyor ve koşarak uzaklaşıyor. O zaman polis köpekleriyle, dronlarla, çevik kuvvet ekipmanları, gece görüşü, termal görüntüleyicilerle falan mekanın içerisine giriyorlar ve bebek gibi bütün görevi hallediyorlar. Susam 4. ayını kutlamış. Dostum 4. ayın kutlu olsun. Umarım bu ayda keyifli, güzel zaman geçirirsin. Hoş geldin. Eğlenceli vakit geçirmeni diliyorum. Hayırlı Ramazanlar canım kardeşim. Ve Napolyon nasılsın abi? EU4 var mı? Save işini yapalım mı bugün demiş. Yok paşam. EU4 yok. Teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah. Helikopter ne işe yarıyor? Olay yerine direkt intikal ediyorsun. Trafikten etkilenmiyorsun. Helikopterin olayı o. Hızlıca gidiyor yani trafikten etkilenmiyor. Her yere iniş yapabiliyor oyunun mantığına göre. 3 tane polis ambulansım var. 3 tane polis ambulansı. Evet, 3 tane ambulans aracım var. 1 tane ambulans helikopterim var. Hava ambulansı ki kendisi çok çok işe yarıyor. Kalp krizlerine ve acil durumlara yolluyorum. 4 tane de itfaiye aracım var. Bunlarla da şehrin kontrolünü sağlamaya çalışıyorum. Dilerseniz yerleşimi başlatalım. Siz de oyunun mantığını bir görün. Yeni gelenler için tabii ki. Burası Adana şehri. Bu şehirde olaylar meydana gelecek. Şehrin herhangi bir bölgesinde, herhangi bir konumunda biz de oraya gidip müdahalede bulunacağız. Atıyorum şurada bir yerde diyecekler ki bir soygun oldu. Hop yollayacağız polis otomuzu. Orada görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz. Ambulans araçlarım gayet yerleşili, iyi vaziyetteler. İtfaiye araçlarım her yere yetişebilecek güçteler. Helikopterlerim var zaten iki tane burada görüyorsunuz. Bir polis helikopterim, bir ambulans helikopterim var. Bunlar da zor duruma müdahale edecekler. Ve bakalım. Umarım Adana'ya iyi hizmet verebiliriz efendim. Oyunumuz başladı. Yavaş yavaş telefonlar gelecek. Aramalar yapılacak. Bakın ilk görev geldi bile. Bilinçsiz bilinmeyen. Yerde bilinçsiz yatan bir kişi rapor edildi. Ambulansımız yakın oraya. Hemen ambulansı sevk edelim. Ambulans yakın. Oraya yakın ambulansımız var. Yinepçim selamlar, hoş geldin. Hoş geldin kankacığım, selamlar. Polisler kendilerinden devriye atıyorlar. Kendileri geziyorlar ortalıkta. Bu sayede her yere erişim sağlayabiliyorsun. Helikopterler ve itfaiye araçları sabit. Bir bina yangını ihbarında bulunulmuş. Hemen itfaiye ekibimizi ve sağlık personelimizi oraya yönlendirelim. Bu el güzel para kazanabilirsem bir tane daha ambulans aracı alacağım. Ambulans aracını şöyle bir içeri doğru yanaştır. 911, Bir kaçırma olayını bildirmek istiyorum. Ma'am, Kaçırılan he's kim? been kidnapped. Köpeğin mi? Excuse me? My dog. Someone nasıl What oldu? happened? I left her front of the grocery shop and went inside to buy some lemons. And I was paying and I saw Köpeğin onu kovalıyor olabilir the mi? Köpeğin en son What's görüldüğü the yer address nere? of the place where she was last seen? Oğlum gidip milletin köpeğini arayacağız şimdi. Arama I will find yapacağız, merak appropriate etme. forces. They'll conduct a search. Rica ederim, ne demek? Ne demek? Oh my God. Goodbye.
Arama kurtarmada uzman polislerimiz var. Onları yönlendirir, hızlıca müdahale ederiz. Birinin kemiği kırılmış. Hiç şöyle trafikten ambulans sevk etmeyelim oraya. Direkt helikopterle gidiş işlemini gerçekleştirelim. Yangına müdahale ediyor itfaiye birimlerimiz. Yangını söndürmüş vaziyetteler. Yaralıyı almaya sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıyı alacaklar. Kırılmış kemiği hastaneye götürmek durumundalar. Olay yerinde müdahaleyi yapıyorlar ve hastaneye gidiyorlar şu anda. Çöpte yangın. Yangını bitiremediniz mi orada? Yangın bitsin, yanan çöpü de buradaki itfaiye araçlarına söndürtürüm. Çözemediniz mi olayı? Tamam, gidin yanan çöpü şey yapın, söndürün. Abi gerçekten şu an kadının köpeğini arıyoruz, biliyor musunuz? Koca bir ekip. Para nasıl kazanılıyor? Yaptığınız işlerden, çektiğiniz, kestiğiniz cezalardan para geliyor. Soygun oldu. Nerede? Karataş Bulvarı'nda. Yaralandın mı? Tamam, ambulansla sevk edeceğiz o zaman oraya. Arkadaşına ne oldu? Nefes alma problemi var. Tamam, ambulans gelecek, hareket ettirme. Size saldıranlar orada mı? Kaçtılar, merak etme. Ben halledeceğim onları. Sopa ve bıçak var. Tamam, acil yardım bekleyin. Yolluyorum oraya ekipleri. Orhan Babuş, abi Ramazan hasta olduk demiş. Orhancığım geçmiş olsun. Sara nöbetine de bir ambulans aracımızı sevk edelim. Geçmiş olsun kankam. Oluyor öyle. Polis gelecek, ambulans gelene kadar dayansa bari çocuk. Kimyasal tehlike. Hayda. Neyse ki yakın sayılır buraya ya. Yetişir. Evet, burada kadının köpeğini aramaya devam ediyoruz. Hiçbir işim gücüm yok. Köpek arıyorum. Ama gerçi sakin geçen bir gün ya. Adamın tedaviye ihtiyacı var. Hanımefendinin ifadesi alınıyor. Hastaneye götürülmesi gerekebilir. O yüzden bir araç tahsis ettim kendisine. Tespit edilemeyen duman. Polis ekipleri bir göz atsın. Bir de yangın ihtimaline karşılık itfaiye yönlendirelim oraya. Güzel. Dumanın kaynağı aranıyor. Ambulansı daha yakın yerlere getirelim. Serseriler kamu malına zarar veriyorlar. Oraya ben iki kamyon adam götüreyim de bir aklınız başınıza gelsin. Aleykümselam Barış'ım, sağ olasın, iyiyim, sen nasılsın? Var mı yangın kaynağı? Evet, büyük bir yangın varmış, güzel. Yasa dışı park, hayda. Bir saniye, gelen çağrıyı bir kontrol edelim. Oğlum serserilerin işi bitmeden oradan araba çıkartmasaydık be. 911, what's your emergency? Zor durumdaysan tuşa basabilirsin. If you can't talk, please press any digit on your phone, okay? Tamam. Rehine için bir. Please press the button once if you're in a hostage situation and can't talk. Yok, rehin değil. Press twice if you're in a medical condition and you can't speak. Tamam, tıbbi yardım lazım. Hayatın tehlikede mi? Danger. Press once for yes, twice for no. The place where evet, you are. Are the doors open? Press once for yes, twice for no. All right, we have your location. Tamam, kapısı it... açık. I want you to wait for emergency services. They're going to be there soon. Kardeşim merak etme, sana helikopter yolluyorum. Hayati tehlikesi var çocuğun. Burada ne var? Çocuk doğurma. Ha, doğan çocuğunuza da biz bakalım anam, siz doğurun. Cihan Dikkaya Primer avantajını kullanarak abone olmuş. Cihancığım, subscriber olup yayınımı desteklediğin için çok çok teşekkür ederim. Aramıza hoş geldin. Umarım keyifli, güzel zaman geçirirsin. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Güzel. Yasa dışı park eden araca ceza kesilmiş. Şu serserileri boş bırakmayalım. Oraya adam göndermeye devam edelim. Helikopter acil durumdaki hastayı alıyor. Hayati tehlikesi olan hastayı. Ambulans da çocuk doğumuna doğru ilerliyor.
Kayıp köpek bulundu galiba, bilmiyorum. Tıbbi destek gerekiyor burada. Aa, köpeği ağır yaralamış lavuk. Hayvana şiddet ha. Dur ben senin bir aklını götüne sokayım. Uyuşturucu kullanımı. Yukarıda şu uyuşturucu kullanan elemana gidelim. Sonra da bebek nöbet mebet geçirir, kriz geçirir falan. Şu ambulansı göndeririz oraya. Gönder oraya ambulansı. Abi ambulans yetişmiyor. Muhakkak bir ambulans daha satın almamız lazım. Aleykümselam Darkman'das, hoş geldin. Neriman, teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Nariman Bek, pardon. İsmini yanlış okuduysam lütfen kusura bakma. Tamam. Köpeğe tıbbi müdahalede bulunun. Diğerine değil. Dört ayaklıya tıbbi müdahale abi. İki ayaklı köpeğe müdahale yok. Hello, my stomach hurts really bad. Miden ağrıyor. Başka ağrın var mı? Does anything else hurt? I vomited half an hour ago. Anladım. Alkol aldınız sir, mı? Sir, have you drank alcohol lately? Well, I went to a party last night and maybe I drank a bit too much. Adresin what's nere? Your address, sir? Tamam, sana okay, bir ambulans yollayalım. Thank you. Thank you very much. I'll wait for them to get here. Bye. Rica ederim canım. Ne demek, ne demek. İçin sıçın bizi uğraşırız anasını satayım. Evet, ambulans ekipleri tek başına indi oraya. İnşallah çocuklara saldırmazlar. Bilinç kaybına uğramış biri. Abi kesinlikle bir ambulans daha lazım ya. Tosunum, orada işin bitince şu çocuğu almaya gitsene. Aracın teki dolu. Yani gidip bir şey yapsaydı, hastaneye bıraksaydı iyiydi de. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bir ambulans daha lazım abi bize. Yetişemiyoruz. Gitme puanın eksilir mi? Şeyim var canım. Şunu bir tutun. Hem polis arabasını hem motoru yönlendiriyorum. En kötü motor tutar. Polis arabası da tutuklanma durumu varsa tutuklar el koyar. Diyabet sorunu. Yürü bakalım. Bir ambulans daha lazım bize. Adam içmiş, niye ambulans yolladın ki? Olsun, ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz kanka. Caza, bağışlar sıkıntıda demiş. Kankacım, sıkıntıda derken hani yolladığınız yerde falan mı bir problem var acaba? Ya da benden kaynaklı bir şey mi? Düşme. Evet bak, buraya helikopter yollayacağım. Yani 2 saat yol gitmeyecek elemanlar. Ya alkollü ama tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardır. Zehirlenmiştir. Şeydir. Yani o kadar da önemli değil abi. Depoda yangın. Tamam, yangına gidebilirsin. Oyun nasıl, sizi almaya değer mi? Vallahi ben oynarken keyif alıyorum. Hi, there is a strange car parked here. Could you check it? Nerede? Where's the car parked? It's a restricted area. Adres, adres, ayı. Where this car is parked, sir. Yasak alan mı? Parked in a prohibited area. Yes, there's a sign here saying no parking. Tamam. I'll have an officer check it out and they'll decide if the car should be towed. Thank you. Bye. Normalde polis kontrol etmez ama niye kontrol eder biliyor musun? Sokağın dibindeyim. Normalde adam yollamam. Normalde adam yollamam ama dibimde. Zehirlenme. Koş. Oğlum siz ne diyorsunuz? Biz bilgisayar bağımlılarına ambulans helikopteri yolladık lan dün gece. Adamlar LoL oynarken ayağa kalkmayı unutmuş. Götleri koltuğa yapışmış. Ambulans yolladık, ambulans. Yalan değil bak, yani yanlış anlaşılmasın. LoL oynayanları mı küçümsüyor, şişko? Yok, öyle bir şey değil. Gerçekten yani olay bu. Oyunda yazan olay bu. Kırmızı da geçen nerede? Aa, bizimkiler tuttu herhalde çocuğu. İyi. Gerçekten olay bu yani. Helikopter yolladık çocuklara. İki tane oyun bağımlısı diye böyle duruyorlar yani. O yüzden içen adama niye ambulans yolladın? Yollanır, önemli değil. Evde yangın var. Ama en yakın yangın ekibi de eşeğin hörekesinde olmasaymış iyiymiş. Gökler verdi, gökler aldı deyip geçeceğiz mi acaba? Yukarıdaki ambulans buraya gelene kadar bunun işi bitip oraya gider mi? Bilmiyorum. Ambulans helikopterim yok. O da sıkıntı. Gerçi ambulans helikopteri alacak para da yok. Süratli araç. Çık baba şunun önüne, bir selamün aleyküm de.
%88 verimlilikle çalışmışız. 25 olayı çözmüşüz. İtibar puanımız da 56. 138 bin dolar da paramız var. Muhtemelen bu da günün son olayıdır yani. Çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Büyük bir yangın var. İtfaiye aracı geliyor oraya. Bir ambulans daha alacağız. Sen yetkili misin? Evet, bütün herkesi ben yönlendiriyorum. Tamam, güzel. Bir tek yangın var. Onun dışında sorun yok. Ama muhtemelen sizin dediğiniz gibi. Ölen adama itfaiye yollarsın artık. Ambulansı yolladık. Adamı kurtardık. Sonra itfaiye gitti. Bugün Detroit var. Evet, bugün Detroit var. 911 operatör, Mortau, ardından Detroit. Madalya aldım bu arada. Birimler terfiye atladı, süper. 15 bin dolar maaş ödedikten sonra ve 14.500 dolar araç bakımı yaptıktan sonra 27 bin dolar net kar kalmış bize. 5 bin dolarlık ceza kesmişiz. Evet, sizin dediğiniz gibi karın ağrısına ambulans yollamak gereksizmiş. Tıbbi yardıma ihtiyaç yokmuş. Operatör ambulans göndermemeliymiş. Sizin dediğiniz doğru. Onun dışında bütün olaylarda skorumuz pozitif. Peki şu şeyde tuşlara basan arkadaşta park ihlali değil. Tuşlara basan arkadaşta ekstra puan aldım mı? Çünkü beni işletiyor deyip şey de yapabilirdim yani. Bakmaya da bilirdim. Boş çağrı. Bak. Fersi'de adam. Başarıyla çözüldü, artı 3. Bence daha fazla puan verilmeliydi ya. Deadfro iyiyim, sağ olasın, sen nasılsın? Ve Orhan Babuş. Abi az önce saydığın oyunlar sahur planı mıydı yoksa planın nedir babuşum? Orhancığım, sahur planı değil. Bu saydığım oyunlar bu yayının planı. Hangi günler? Her gün yayın var. Her gün. Saat 4.30 ila iftara kadar. 4.30'da başlıyor. Birazcık gecikebilir. Şimdi bizim 160 bin dolar paramız var. Bir ambulans daha alacak paraya sahibim. Bence bir ambulans daha alalım. Önce ambulansın içine alacağımız teçhizatları alalım. İkişer tane ilk yardım çantası. İki tane ilk yardım çantası. Bir tane de şey istiyorum. Defibrilatör. Aslına bakarsanız ambulanstaki yetkililere şok tabancası da verebilirim. Kullanabiliyorlar mı acaba şok tabancasını? Hayır, kullanamıyorlar. Polis ekipmanı olarak geçiyor. Eyvallah da ne bileyim, şok tabancasını şu yüzden istiyorum. Bazen olay yerine ambulans ekipleri erken gidiyorlar. Ambulans ekipleri erken gittiklerinden dolayı sıkıntı yaşanıyor. Yani şey olabilir. İnsanlar zor durumda olabilir. Orada tehdit ederler falan filan böyle. İlk yardımı çok güzel bir hanımefendi var. Bu hanımefendiyi alıyorum. Yine aynı şekilde sürücülük ve ilk yardım yeteneği iyi bir beyefendi var. Sürücülük yeteneği mükemmel bir hanımefendi var. Çok güzel. Ambulans ekiplerimizin bütün ihtiyaçları şu an, yani personelleri alındı. Bir tane şey istiyorum abi. Büyük ambulans. Normal. Bizim kullandıklarımız. Ambulans minibüs. 50 bin dolar. İyi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bayağı iyi. Yani bayağı ucuza denk geldi. Ben ambulans ekiplerimi korumak istiyorum ama nasıl koruyabilirim inanın hiçbir fikrim yok. %93 sürüşlü buraya, %83'lü buraya, diğer arkadaş da buraya. Teçhizatlara gel. Hem defibrilatör hem medkit ver. Bu arkadaşa da medkit ver. Paramız var aslında. Arama köpeği alalım 3 tane. 4 tane alalım. Çünkü benim 4 ambulansım var artık. Bu ambulanstaki ablalara birer tane arama köpeği verelim. Arama köpekleriyle de müdahale etsinler, müdahalede bulunsunlar. Akut yeleğinin yüksek görünürlülük sağlayan arama kurtarma yeleği. 4 tane de akut yeleği ver bana. Arama hızını arttırıyor. Yok, drone değil. Termal görüntüleyici. Termal görüntüleyiciye de gerek yok. Akut yeleği ver. Akut yeleğiyle beraber şey ver. İlk yardım çantası ver. Elemanlarımızın bir kısmında da akut yeleği bulunsun. Ki daha rahat hizmet verebilsinler. Aslında arama olaylarına da ambulans tesis ediyor olsaydık şeyde drone da kullanabilirdik ama arama olaylarına drone vermeyeceğiz. Şimdi 58 bin dolar paramız kaldı ama en nihayetinde 19 birimlik büyük bir organizasyona sahip olduk. İtfaiyelerimiz, polis araçlarımız, ambulanslarımız her biri yerli yerinde ve görev başındalar. Detroit Live'a ne zaman gelir? Yarın dostum. Yarın gelecek, merak etme. Yarından itibaren her gün izleyebileceksin. Ya da bir gün arayla. Bilmiyorum, ayarlamaya çalışacağım.
arama kurtarma ambulans ekibine mi veriliyor? Ya birbirlerinin ekipmanlarını giyebiliyorlar polis teçhizatı hariç. Bazen hani kayıp çocuk vakası oluyor ve kayıp çocuk yaralı olabiliyor ya da kayıp vakalarında yaralılar olabiliyor. Ambulansa eğer arama köpeği verirsek çok daha iyi, layıkıyla yerine getirir görevini. Şimdi evet, bak bu dağılım iyi. Bu dağılım iyi. 3 tane burada, 1 tane burada. Yukarıya ambulans helikopteri sevk ederiz şu bölgelere. Şu an var ya, bu dağılım mükemmel yani. Yetişemememize imkan ihtimal yok. 10 numara, bebek gibi dağılım. Başlatalım günü dilerseniz. Warhammer'ı ne zaman çekeceksin? Bugün saat 7'de YouTube kanalımızda bulabilirsin. 6 ya da 7. 6 da olabilir, 7 de olabilir paşam. Sana zahmet, kanalı bir kontrol et. Aleyküm selam yeni gelen babuşlar. Hoş geldiniz. Goğlayacağım. Goğlamadan chat'e bakıyorum kaçırdığım bir şey var mı diye. Güneşe ateş eden kekolar. Yok, güneşe ateş edenler yok. YouTube için Age of Mythology. Bugün 8'de live'da. En sevdiğim oyun. Hoş geldin dostum. Keyifli seyirler diliyorum. Forager ne zaman gelir YouTube'a? Yarın ayarlayabilirim. Şu an Adana'da hizmet veriyoruz arkadaşlar. Ben gerçek komiser değilim bu arada. Görevli falan değilim. Aman. Yayına gelen varsa oyunla alakalı. Ben değilim. Nerede bende o şey? Hadi bakalım. Günü başlatalım. Evet, telefon numarasını banladığın için teşekkür ederim Deniz Alp'cim canım. Başkasının numarası olabilir. Sakın yanlış anlama. Başkasının numarasını afişe ediyor olabilirsin. Biz de gördüğümüz kadarıyla müdahale etmek zorundayız. Dayak. Hemen bir kamyon adam götürelim oraya. Sonra ambulans. Minibüslü adam. Oğlum var ya, minibüslü adamlarımızın sayısı da fazla. Ne kadar rahatım ya. Böyle rahat rahat yerine getireceğiz görevleri. Cihancım teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Niyetliyseniz eğer Allah orucunuzu kabul etsin inşallah. Bina yanıyor. Hemen bir itfaiye, bir ambulans. Napolyon. Bizim okulda bugün bahçeye çağırdılar. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını gösterdiler. Prova yaptık. Oruç tam 2 ders ayakta beklettiler. Şu an ölüyorum. Aslında güzel bir şey paşam. Değerlerimize sahip çıkmamız. Tabii Allah orucunu kabul etsin. Yani zordur, elbette zordur. Oruçken şey yapmak. Efor gerektiren aktivitelerde yer almak. Ama bence yapılan güzel bir şey. 911, what's your emergency? Soygunu bildireceksin. Nerede? Adana Şanlıurfa otoyolunda. Tamam. Ne zaman oldu? Birkaç dakika önce. Yaralı mısın? Nereden vuruldun? Kafandan headshot yedi. Koş. Koş, atak helikopterleri koş. Koş yere koş. Sana saldıranlar orada mıydı? Tamam, biz onları erseleyeceğiz. Ablacığım, sana saldıranların silahı yoksa nasıl kafandan headshot yedin acaba? Şizofren biri kayıp. Tamam, sen oraya müdahale et. Sen buraya yardıma git. Sara nöbeti. Hemen hastane ambulans araçlarını yönlendirelim. Ha, saldıranlar orada. Saldıranlar orada. Merak etme, bir polis arabası geliyor ya, dert etme. Asansöre sıkışmış biri. Burada itfaiye ile alakalı bir şey lazım olabilir. Şu itfaiye aracını yakına çek. Ortalara bir yere. Burada ne var? Şizofren bir kişi kayıp. Ambulans lazım oraya mı? Ambulans yollayalım şuraya. Uyuşturucu kullanımı. Abi polissiz kesinlikle ambulansı yollamam oraya. Uyuşturucuyu satanlar da orada çünkü. 911, what's your emergency? Hello, I want to report an illegally parked car. Yasa dışı park edilmiş araba. Nerede? In the shopping mall parking. Alışveriş merkezinde. Adres? Can you give me the address of where this car is parked, sir? Gerçi bir saniye. Zil çaldı benim kafam şey yaptı. Dur.
Gerçi çöptür ya. Yasak alan mı oran? Ya ne polis ekibi? Abi niye polis ekibi yolladım ben oraya? Allah'ım. Negatif mi? Bunu yapamayız. Tamam dur dur halledeceğiz. Şurayı bir kontrol etsene. Oğlum zil çaldı, panik yaptım ya. Alzheimer kayıp kişi. Arama köpeği var ambulansların. Şu yaralı da olabilir. Oraya bir yolla. Dur dur, kafa uçtu bir, dikkat dağıldı komple. Yasak alana park etmedi de işte, zil çaldı aniden. Kafa şey oldu. Abi iyi olmasına iyi de bari beyaz çizgi neyim çekseler, başımıza güneş vurdu. Gözünü seveyim, öğrencilerinden 100 harfi yaptılar. Bizi dizlerek o kadar yoluyor. Tabii tabii doğrudur. Aynı şeyleri ben de yaşadım biliyorum. Ama dediğim gibi güzel bir şey kanka. Yani bir şeylerin yaşatılması. Çok şey yapma. Evet abi, park yerine bakıyoruz değil mi? Park etmiş arabaya. Alışveriş merkezinin park yerine park edebilir. Haneye tecavüz. Dur dur. Dur abi dur. Helikopterle destek var. Şuraya uçtu, kafa komple gitti. Cool Bob Story 25 bit göndermiş. Selamun aleyküm babuş, iyi yayınlar demiş. Dostum desteğin için teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş geldin. Sana da iyi seyirler diliyorum. Sen de bir şuraya doğru ilerle. Karıştı oğlum. Benim el ayak birbirine girdi şu an. Şuraya bir ambulans helikopterini yolla. Sen de bu elemanlara yardım et. Tutuklanacak fazla eleman var. Ve araba sadece 2 kişi tutuklayabiliyor. Helikopter tutuklama yapamıyor. Helikopteri çatışma çıkarsa diye yolladım. Ayak sakatlanmasına adam yolla. Cool Bob Story. Eyvallah kanka. Oğlum zili söktüreceğim ya. Aklım uçtu arkadaş. 911, what's your emergency? I want to complain about my neighbors. They're being noisy. Adres. Önce adresi alalım da ne olur ne olmaz. Tamam, neler oluyor? What's happening at your neighbor's place? I've heard some aggressive voices. Maybe an argument. Agresif sesler ve tartışma, her an kavga çıkabilir. Polis arabası yollayalım. Silahları var mı? They might have any weapons. Did you hear something that might indicate that they might be armed in any way? I have no idea. Bilmiyorum. Polis gönderiyorum oraya. Officers over to check things out and see what's going on, okay? Thank you. I'll be waiting at my place. Bye. Abi polis ekibim varken gidelim yani. Ekibim var orada. Daha fazla tutuklanma gerekebilir. Tutuklama işlemi yapmaları gerekebilir. Arkadaki polis arabasını da şöyle yollayalım. Burada ne var? Yasa dışı yazılım mı? Hmm. Fortnite'ta hile dağıtan çocuklar, serseriler. Bir kamyon adam yolla oraya. Kim ateş etti? Deli mi bunlar? Şimdi kafalarına... Şimdi headshot attığımız için bir de ambulans yollamam gerekecek oraya. Serserileri de bir ters kelepçe yapalım. Araç çarpışması. Evet, araba çarpışmasına müdahale edebilecek biri yok mu orada? Şu arabayı bir yollayalım. Otoparkta yangın. Yangına itfaiye yollayalım. İyi, yetişebiliyoruz her yere ya. Teşekkür ederim DRC Hotluck. Eyvallah. Hepsi attığı için cenaze aracı lazım aslında. Bir parça öyle aslında. Bir parça öyle. Verimliliğimiz %90. 15 olay çözmüşüz. Araç çarpışması. 911, what's your emergency? She can't breathe. What should I do? Kim nefes alamıyor? Nerede? In our house. Evimizde, tamam. Adres, adres, adres neresi? Mal. Mal karı, dur. Ne yapıyordu? Ne oldu da nefes almıyor? Telefonda konuşamıyordu. Elbiselerini gevşet, gevşet, gevşet. Gevşet. Lan elbiselerini gevşet. Hangi pozisyonda? Oturuyor.
Tripod pozisyonu ne? İlk yardım bilmiyorum ben. Okay, tell her to lay down. Uzansın. That should help. I don't know if that helps, but you're an expert. Okay, just yeah, like that. Done. What should I do next? Nefes alamıyor, ölecek, boku bokunu ölecek. Ambulansı bekle, geliyor. It's on the way. Okay, yeah, I'll wait with her. Bye. Gökler verdi, gökler aldı. Allah günahlarını affeylesin. Eğitim almadım. Öyle dümdüz gitti çocuk. Öyle dümdüz gitti. Tripod pozisyonu ne lan? Orhan Babuş. Abi VIP'lik olayı nasıl oluyor demiş. Paşam chatte gelip vakit geçiren babuşlara subscriber olamıyorlarsa hani chatte rahat yazabilmeleri için VIP'lik veriyoruz. VIP'lik sayesinde daha rahat iletişim kurabiliyorlar. Subs modda bile yazabiliyorlar. Allah'ım inşallah helikopter yetişene kadar çocuk ölmez. Umarım çocuk ölmez. Tamam, ölmeden yetiştik galiba. Sarhoş sürücü kaza yaptı. Bir tane de ambulans yollayalım oraya. Oh ulan dedim var ya bir an dedim yani çocuk öyle dümdüz gitti. Eğitim almadık, bir şey almadık falan öyle dedim çocuğu var ya vurduk galiba. Ne oldu? Nerede olay var? Aşırı dozda ilaç. Helikopter uç. Abi var ya aslında bir iki helikopterin olacak her yere pıt 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 yollayacaksın ya. Köpek ısırması mı? 911, what's your emergency? My car was stolen. Araban çalındı. Nerede? Where did this happen? The car was in my parking lot near my apartment as usual. Adresin nere? Adresin öküz oğlu öküz. When was your car stolen? I just saw my car is gone, but I have no idea when exactly that happened. Sir, it isn't an emergency case. Please report the theft to your nearest police station. I thought that's the number to the police, isn't it? Just send somebody, okay? I haven't got time to look for the cops. Atar yapma. İyi bir polis arabası gönderir, sıkıntı yok. Thank you. I'll wait for them. Bana bir daha da sesini yükseltme. Anama helikopterle atlarım. Bu polis helikopterini anana atlamaya gidiyorum lan hatta helikopterle. Dur. Dur bir aklını şaşırtayım onun. Dur. Keko sen misin lan polis memuruna bağıran? Dur bakayım bir. Anana vatatata 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 bir geleyim oraya. Gel bir çalınan arabanı bir arayayım seni. Götürür seni. Dayak. İki parti adam gönderelim de. Adama ceza kestik muhtemelen ya da ifade aldık bilmiyorum. Dibinde helikopter var da çocuğu almaya helikopterle gitmem çünkü orada kalabalık var. Kalabalık adamların arasına önce polis girip müdahale edecek. Polise falan dalmaya kalkarlarsa sıkıntı olur çünkü. Kesici silahla yaralanma. Uç. Verimlilik %93. Güzel. Güzel. Şu adamların ifadeleri bir tek tek alınsın. Kelepçelensin, yollasın. Bu nasıl bir şehir? Adana. Evet. Bütün olaylarda pozitif. Negatif varsa muhtemelen şu son arayan lavuktur. Bak. Aranan suçluyu bulmuşuz. Artı 7 puan çocuğu güzel kelepçelemişiz. O nefes alamayan arkadaş nefes alma problemi. Kadın ilk yardım aldı. Kadın hastaneye götürüldü. Operatör uygunsuz bir tıbbi talimat verdi. Ulan ne bileyim ben nefes darlığı yaşayan adama ne yapılır? Hani boğazına bir şey kaçmışsa karnına bas... Her türlü öldürürüm ben ya. Hiç yani... Kendimden hiç umudum yok. Ölür yani bende ölür. Kurtaramam ben. Tripod pozisyonu ne abi? Ben hayatımda ilk kez duyuyorum o pozisyonu ya. Şimdi şey böyle yazacağım Google'a tripod pozisyonu. Abi ne yapmamız gerekiyor tripod pozisyonunda? Sıçar vaziyette oturtuyorsun. Tripod pozisyonu ilk yardım desem tıp evet. Tripod şeyleri çıkıp duruyor. Arkadaşlar tripod çıkıyor. Yani hiçbir şey çıkmıyor.
İşte eğitim görmedim. Umarım birisi nefessiz kalmaz. Umarım kanka, umarım. Biz sağlık dersinde bunu duymadım. Kanka ben de duymadım tripod pozisyonunu yani. 3 Day Papers, Please bugün saat 7.30'da galiba. Çok iyi ya. Bir el daha mı oynayalım, Mortal mı geçelim? Bence Mortal'ı geçelim. Sonrasında Detroit'e gireceğim çünkü. Sahurda eğer özlersek tekrar oynarız. Güzel oldu, güzel. Bir paramıza falan bakalım. Neler var neler yok. Yani ekip iyi abi. Bizim ekip her şeye yetişebiliyor. Arama kurtarmaları falan da iyi. Yalnız ben polislerin birini iptal etmişim ya. Termal görüntüleyici, gece görüşü falan böyle. Birilerini iptal etmişim. Gerçi ekip iyi. 2 tane çatışmaya hazır herif var yani. Bir şey olursa icabına bakar. 96 bin dolarım olmuş be. Oley be. Adana şehrinde 18. günümüz bu arada ha. Ey yavrum ey. Bir el daha mı? Okey o zaman. Bir el daha girelim. Sizi mi kıracağım? Bir el daha girelim o zaman. Go. Sizi mi kıracağım? Başlat görevi. Yeni ambulans aldığımız da iyi oldu bak. Ambulanslar alanlara net bir şekilde dağılabiliyor. Helikopter zaten bütün her yere müdahale edebiliyor. İtfaiye ekipleri müdahaleye hazır vaziyetteler. Ya yani şu anlık iyi yani. Çok büyük bir sıkıntı olmazsa bir başımız sıkışmaz. İlk olay. Süratli araç. Kes önünü. Kes önünü. Süratli araç kolay. Halledilir. Halledilir. Birader hız sınırlarını aşıyorsun. Birader dedik, abla çıktı. Sesli parti. Sen misin bizim partimizi rahatsız eden kardeş diye böyle keko tipler çıkabilir. O yüzden şeyle gidelim. 911, minibüsle gidelim. Sorun nedir? Okay, so what's going on there? He's being really aggressive. Agresif davranıyor. Adres? Could you please tell me your address? I'm at... Evet, adrese yakınım. Hemen geliyorum. I understand. I'm sending the first team available out to you. Thanks. I appreciate that. Olayın ne olduğunu bile bilmiyorum. Belki adam geğiriyor falan diyecekti. VIP'lik koruması mı? Polisten bölgeye intikal etmesi istendi. Koruma sağlanacaksa atak helikopterini de verelim. Ben hiçbir şey dinlemedim. Direkt böyle küt diye yolladım yani herifi. Tamam abi, helikopter korumamız falan da var. Kimse buraya vagaluga yapamaz ya. Helikopter desteği verdik, daha ne? Sen daha yakınsın, uç. Depoda yangın, eyvallah. Birader kafana helikopter... Hayda! Ateş açtı Keko. Araç hırsızlığı. Şunu bir tut. Şunu bir tut birader. Sağa çek lan! Sağa çek lan. İt. Aile tartışması. Abi şok tabancası... gerçi iyi, motorlu geldi yardıma. Hani aile tartışmasında adamları direkt yolluyorsun sağlık ekiplerini. Lavuklar şey yapıyor böyle. Sağlık ekiplerine falan saldırıyorlar. Sonra yollayalım. Silahları var mı? Bıçakları var, tamam. Adres? Can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at... Tamam, yakın bir yerde motorlu, şuradaki araba, helikopter hemen yollayayım. Yaralanan var mı? I don't think so. They've just started and they're mostly shouting and pushing each other. Tamam, yaralanan yok. Güzel, güzel. Yardım gönderiyorum. Yardım gönderiyorum. Eyvallah. Yardım gönderiyorum, merak etme. Uçuyoruz oraya. Şimdi uçuyoruz oraya. Helikopterle indim tepelerine. Oğlum düşünsene, lise çıkışında böyle kavga ediyorsun arkadaşımla. İtişiyorsun, kakışıyorsun falan. Helikopter geliyor böyle tepeden, pata 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 pata. İftar şey... ne ihbar var diye. Cihan'ı, Samet Babuş, iyi yayınlar dilerim. Twitch Prime ile de abone oldum. Seviyorum seni demiş. Cihan'cığım, kesene bereket. Desteğin için çok çok teşekkür ederim. Keyifli seyirler diliyorum sana. Sağ olasın.
Lise kavgaları ufak olmaz gerçi, doğru. Onlara panzer falan yollamak lazım. Ağaçtaki kedi. Tabi. Hemen ambulans. Süpermen'i falan görevlendirelim yani. Yetmez bizim ekipler, yetmez. Bir ara YouTube özel İmparator Ram serisi olur mu? Zaten var. Roma ile oynuyoruz Orhan'cığım. En yakın zamanda şey de yaparız. Gel bakayım buraya. Kırmızı işi ihlal etmiş. Hemen ceza keselim. Oyunu anlatsana. Dostum oyun polislik simülatör. Ve savaklar benim helikopterli polislerime ateş açmışlar. O yüzden oraya sağlık ekibi göndermem gerekiyor. Dayak yiyorlar, sonra sağlık ekibi gerekiyor. Ayar oluyorum ya. Şöyle getirelim bir. Burada ne var? Uyuşturucu liderinin binası mı? Arkadaşlar uçun oraya. Uç. Orada kesin şey çatışma çıkacak. Yine mi miden ağrıyor? Adres ver önce. Tamam, eyvallah. Başka ağrın var mı? Can't feel anything except the pain in my belly. Karnımdaki ağrı dışında hiçbir şey hissetmiyorum. Ne yedin? Have you eaten anything unusual lately, sir? Well, maybe it's mantar, zehirlendi salak. Ambulans gönderiyorum, dikkat et kendine. You may have eaten poisonous mushrooms. I'm gonna send the ambulance immediately. Oh god. What have I done? Please get the ambulance here fast. Ya helikopterle geliyor. Tamam, bekle, helikopterle geliyor. Beyler, uyuşturucu baronunun inine operasyon. Süratli araç. Sen şunu tut, bir ceza kes. Oğlum çatışma olur diye ben oraya ambulans da yolladım. 10 kamyonda adam yolladım oraya. Uyuşturucu baronunun ini deyince ben kalabalık olurlar zannettim lan. Sepetledik herifleri 2 dakikada. Demek ki bizim polis teşkilatı güçlü muruk, yani yapacak bir şey yok. Kırık yol levhası. Tabi tabela falan değiştirelim. Tutuklanma gerekiyor mu? İfadesini alıp bırakıyormuşuz. Eyvallah, bırakıyormuşuz. Ben ne bileyim birader. Gün diye aldık herifleri. Ben zannettim çatışma çıkacak. İki kişi vermiş lavuklar. Bu ne? VIP koruması. Yine ateş etme ihtimalleri var. Ambulansla yollayalım oraya. Ay vallahi Ahmet'im, ben Texas olarak değerlendirdim galiba. Texas olarak değerlendirdim galiba. Bir kamyon adam yolladım. Ama sevindiydim lan. Haneye tecavüz. Bunlar var ya, kesin polislere saldırırlar ha. 911, what's your emergency? Hello? There was a robbery. Ne kadar da nerede oldu sorduk. Adana Erdemler otoyolu civarında. Yaralandın mı? Nereden vuruldun? Kafandan headshot dedin, kanaman var. Ambulans gelecek, merak etme. Adres nerede, adres? Tabancaları var bir de. Can you describe the car? We'll take care of it. Just wait for emergency services to arrive. Yeah, I will. Tamam, hallediyoruz ablam. Sana ambulans, çalınan arabayı bulmaya da polis arabalarını gönderdim. Sara nöbetine de adam gönderdim. Tabancalı herifse sıkıntıdır abi. Atak helikopterini de yolla. Hadi bakalım. Önce ablayı tedavi edin, sonra arabayı çalanı bulalım. Araç yolu engelliyor. Açarız hanım, sıkıntı yok. Dın dın dırı dırın. 480 mi? Abi arama köpekleri falan var ama müdahale edemiyorlar galiba ya. Araçlardan birini ayırma şansın var mı? Ciddi zehirlenme. Oğlum dua et ambulans yakınındaymış lan. 20 tane araban var gerçi. Her şeyi halledebilirim. Her şeye yüklenebilirim ya. Evet, o bilgiyi ben de biliyorum dostum. İnsanların beyin yapısı birazcık karmaşık.
Direkt kafadan vurulduğunda ölmeyebiliyorsun. Hello? I hear loud noises from the neighboring flat. Can you send somebody to check it? Komşunun dairesinde yüksek ses. Adres? Lan var ya, en yakın polis arabası da eşeğin ülkesinde. Neler oluyor? I've heard some aggressive voices, maybe an argument. I think they might start fighting at any moment. Hmm, kavgaya başlayabilirler. Nasıl bir tartışma? What kind of argument are we talking about here? Are we talking about a really serious argument where there could be a fight? Because we can't send police out to every little argument. Yes, I told you. Wait. Aha, silah sesi, silah sesi. Koş, 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 koş. Send the ambulance quickly. Geliyor, 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 geliyor. I'm sending the emergency services, okay? Just stay at your apartment and stay calm. Thank you. I'll be waiting. Aman 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 aman. Bye. Aman 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 bize o. Kadını oyalarken şey yaptı. Lan. Ambulans ekiplerime sıkma. Ananı öldürürüm senin orada. Diyabet sorunu. Dur, diyabete şöyle adamı gönderelim. Sen bir dur. Elektrik tehlikesine yolla elemanı. Tamam, buradaki işimiz bitti. Ana, küt diye vurdu ya lan. Sesler efsane, gerçekten efsane. Bu oyunu zaten kulaklık takarak oynamanız gerekiyor. Hani çünkü şöyle bir olay oluyor misal. Bu arada bağışlara bakacağım. Ya yani şöyle bir olay oluyor misal. Ya arıyor, diyor ki pizza isteyecektim diyor. Böyle sesleri dinlemezsen duyamazsın. Arkada kavga gürültü var böyle, hani adamlar belli içmiş, acı çektiriyorlar yavruca. Arkadan sesler geliyor. İşte pizzam zeytinli olsun, çabuk olursa sevinirim diyor. Yani bol zeytinli. Ne bol zeytin? Kod. Kalabalık var, ekiple gel buraya diyor. Anladın? Böyle dinleyerek şey yapacaksın. 10 numara oyun. Ben beğeniyorum şahsen. Abdullah abi, son yayınlara gelemedim. Artık gelirim. Seviliyorsun demiş. Abdullah'cığım, desteğin için teşekkür ederim. Hoş geldin. Ve Orhan da abi, ben de hiç beklemiyordum. Adam silahla sıktı vallahi demiş. Orhan harbiden sağlam sıktı Orhan. Küt diye indirdiler. Adamlar dişli çıktı Rıza baba. Aynen aynen. Oyun adı ne? 911 operatör. Polis ekiplerini kontrol ediyorsun. 24 olay çözmüşüz bugün. %94 verimlilikte. Araç yolu engelliyor. Tamam, itfaiyemiz var. İtfaiyemiz var. Bunlar günün son işleri. 24 saati tamamladık artık. Şunlar çözüldü yani, işler bitecek zaten. Adam çıkıp vurdu. Aynen. Küçük tartışma mı lan bu falan diyorduk böyle. Alien Simulator. Aynen, o Alien Simulator de denebilir. Küçük tartışma mı falan derken herif tuttu headshot'ı çaktı kadının kafaya. Güzel, yoldaki engel de kaldırılıyor. Günü tamamladık. Günün sonunda $54,000'lık bir ödülümüz var. $5,000'lık bir park cezası, $5,000 ana gelirimiz var. $16,000 maaşlara gitmiş, $15,000 da araç bakımına gitmiş, $36,000 kardayız. Birimlerimiz terfi almış vaziyetteler. Ve bütün her yerden çok güzel itibar kazanmışız. Bak, gürültülü komşulara var ya, üf yani. Bizim yaptığımız bir hata var mı? Tartışma silah sesleriyle sona erdi. Zanlı tutuklandı. Güzel, yanlış bir karar vermemişiz. Peki yanlış karar verdiğim şey var mı? Ben kazara salak gibi zil çaldı diye şey yolladıydım galiba. Ağaçtaki kedi. Harbiden ağaçtaki kediye adam yolladık. Biraz hürmet edin lan. Aile tartışması, depoda yangın, evsiz. Evet yani evsize sanırım ekip yollamalı mıydık, yollamamalıydık, yollamamalı mıydık bilmiyorum ama genel olarak güzel $132,000'ımız olmuş. Özellikle para biriktirmek istiyorum çünkü bir spor polis arabası alacağım arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Şey var bak böyle, spor polis devriye aracı. Hani filmlerde var ya, filmlerde olur böyle iki tane polis memuru. Özel şef sürekli ellerinde donut, lanet olsun adamın falan diye dolanırlar. O arabayı alacağım ama pahalı, $180,000. Zırhlı araç falan alacağım böyle ama işte uyuşturucu baronunun evini buluyoruz. İki kişiler lan. Bir kamyon adam yolladım ben oraya. Babuşlar, birazcık da mortağı oynayalım dilerseniz.